Uzarken ellerim, kulağım kirişte, ölümü özledim anne. Yaşıtları liseyi daha yeni bitirmişken Nevzat Çelik, 12 Eylül Cuntası'nın tüm zorbalığıyla karşı karşıyaydı. Davut Paşa Askeri Cezaevi, Bayrampaşa ve Metris'te senelerce yattı. 19 yaşında idamı bekliyordu. Tüm bu çektiklerinin mükafatı ise Şafak Türküsü gibi eşsiz bir eser oldu. Anneye seslenen bir şiirdir. Tabii ki bu annelerin içerisinde benim annem de var. Nevzat Çelik 1960'ta Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. 3 kardeşi vardı. 5 yıl sonra da ailesi İstanbul'a göç etti. Gültepe'ye yerleştiler. İlk ve ortaokuldan sonra Yeni Levent Lisesi'nde okudu. Bu yıllarda kendisini sağ-sol çatışmalarının içinde buldu. 1977'deki bir boykot nedeniyle okuldan atıldı. Şişli Lisesi'nde eğitimini tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'na girdi. 80 Mart ayında tutuklandım. Politik bir öğrenciydi ve sadece kağıt üzerinde solculuk yapmıyordu. 1980 yılının Mart ayında 2. sınıftayken dev sol davasından tutuklandı. 19 yaşında cezaevi ve işkencelerle tanıştı. Önce Davut Paşa Askeri Cezaevine götürüldü, burada işkenceler gördü. 12 Eylül Cuntası'nın tüm zorbalığını gösterdiği zamanlardı. Nevzat Çelik de genç yaşta bundan nasibini aldı, idamla yargılanıyordu. 16 kişilik koğuşta hemen hemen yarısından idam talep ediliyordu. Hemen her gün bir arkadaşları ya da tanıdıkları bir kişi idam cezası alıyordu. Bazılarının infazı bile gerçekleşmişti. İşte bu trajik hayatın ortasında Nevzat Çelik'in yaşamak ağrısı asıldı boynuna. Halbuki o dönem hapishanelerdeki binlerce kişi gibi daha umutlu şiirler yazmak, baba olmak, bir bebeği gıdısından öpmek, dahası gözü yaşlı anaları için bir sabah zindandan çıkıp gitmek istiyorlardı. Ne garip duygusu görmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Yeteneği ve yaşadığı bu duygu yoğunluğu sayesinde Nevzat Çelik, genç yaşına rağmen gelmiş geçmiş en iyi şiirlerden biri olan Şafak Türküsü'nü yazdı. 1984'te Şafak Türküsü adlı bir şiir dosyası, Akademi Kitabevi Şiir Ödülü birincilik ödülünü alarak kitaplaştı. Sansüre rağmen çok satanlar listesine girdi. İşte o günlerde Ahmet Kaya onun şiirleriyle tanıştı, bestelemeye başladı. 1985'te Şafak Türküsü kaseti çıktı. Çiçekler içinde bir ülke getirirler. Nevzat Çelik şiirinin bestelendiğini biliyordu ancak şarkıyı hiç duymamıştı. Cezaevinde teyp ve kaset yasaktı. Tek tip giysi giymeyi, don atletle duruşmalara çıkarılmayı, her sayımda dövülmeyi, coplanmayı artık kaldıramıyorlardı. Sonunda bunu protesto etmek için açlık grevine girdiler. Ya direndik, biz elimizi açmadık, selam vermedik, ya hiçbir yaptırıma uymadık. Bu ölümüne çabaları sonuç verdi. Şartlar biraz iyileştirildi. Şafak Türküsü albümü çıktıktan tam 1,5 yıl sonra koğuşa alınan bir teyp sayesinde Nevzat Çelik şiirini Ahmet Kaya'nın sesi ve müziğiyle dinledi. 1,5 yıl sonra cezaevine bir teyp alma hakkımız oluşmuştu. O zaman dinleyebilmiş. Nevzat Çelik o şiiri annesi Fahriye Hanım ve o dönem cezaevleri kapısında çile dolduran tüm analara ithaf etmişti. Aynı kasette Nevzat Çelik'in Geleceğim, Zeytin Karası gibi şiirlerini de besteledi Ahmet Kaya. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. İşkencelerle geçen 8 yıllık cezaevi günlerinin ardından tahliye edildi Nevzat Çelik. Onu Ahmet Kaya şarkısıyla tanıyan çoğu kişi yaşadığına inanamıyordu. O dizeleri yazan kişinin idam edildiğini sanıyorlardı. Biraz da kafalarında efsaneleştirmişlerdi. Bu yüzden imza günleri başladı. Beklemediği bir ilgi gördü Nevzat Çelik. Nevzat Çelik sonraki yıllarda da Ahmet Kaya ile çalıştı. 1992'de kısa süren bir evlilik yaptı. Şafak Türküsü'nden sonra Müebbet Türküsü, Yağmur Yağmasaydı, Sevgili Yoldaş Kurbağalar, Suda Seken Hayat gibi şiir kitapları çıktı. Bir roman ve öyküsü yayınlandı. Uzun seneler ailesinin Gültepe'deki evinde yaşadı, sonra Ayvalık'a geçti. Nevzat Çelik'in en üretken çağları 80'lerin sonu ve 90'ların başıydı. Hapishane şairi olarak anılmak hoşuna gitmese de tüm o büyülü dizelerin filizlendiği yer tutuklu olduğu zindanlardı. Bu şiir bir umut, bir yıkılmama, bir direnç, bir inanç şiiridir. Nevzat Çelik'in tek isteği ise onun yıllarca cezaevinde kalmasını sağlayan, işkencelerin önünü açan Kenan Evren ve arkadaşlarının yargılanmasıydı. Ancak olmadı. Evren lüks içerisinde yaşayıp öylece hayata veda etti. Bu insanın
yargılanması gerekir. Nevzat Çelik'in Şafak Türküsü bir edebiyat harikası, ancak onu büyük kitlelere tanıtan, sevdiren ve aradan geçen 40 yıla rağmen unutturmayan, şüphesiz Ahmet Kaya'nın bir o kadar güzel bestesi ve sesi oldu. Birçok insanın bu şiiri sadece besteden kaynaklı olarak bildiğini biliyorum. Çiçekler içinde bir ülke getirirler. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.